Merhaba arkadaşlar. Trigonometrinin dördüncü testiyle devam ediyoruz. İfadesinin eşiti nedir? Gençler şunu unutmayalım. Parantezin içinde 90 ya da 270 ifadelerini görüyorsak oradaki trigonometrik ifade isim değiştirecektir. Görüyorsunuz burada ne 90 var ne de 270 var. Demek ki isim değiştirmeyecek. Şöyle yazalım. Kosinüs alfa olacak. Bölgesine dikkat edelim. Kosinüs dördüncü bölgede işareti artıdır. Artı kosinüs alfa oldu. Bu da isim değiştirmeyecek. Kotanjant alfa olacak. İşaretini kontrol edelim. Dördüncü bölgede kotanjantımız eksidir. Şimdi burayı sadeleştirelim. Kotanjant kosinüs alfa bölü sinüs alfadır. Kosinüsler gitti. Ters çevirip çarptığımda eksi sinüs alfa olarak buluruz. İfadesinin eşiti nedir? Arkadaşlar içinde 90 yazılı. 90 yazılı olduğu için isim değiştirecek ve bu ifade kotanjant x olacak. Burası arkadaşlarım dördüncü bölgeyi gösterir. Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksidir. Eksi kotanjant x olmuş oldu. 5π'nin esas ölçüsü π'dir. 2 çarpı 2 pi artı pi'den 2 pi'nin katını attık pi geldi. Pi artı x yani 180 derece cinsinden yazıldı. Dolayısıyla isim değiştirmeyecek. Kotanjant x olacak. Pi artı x üçüncü bölgeyi verir. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artıdır. Yani arkadaşlar buraya hiç bakmadan pay kısmı bize direkt sıfırı verdi. Cevabımız sıfırdır. Tanjant 10m olduğuna göre ifadesinin m türünden değeri nedir? Arkadaşlarım kotanjant 100, kotanjant 90 artı 10'dur. 90 derece cinsinden yazdığımız için isim değiştirecek. Tanjant 10 olacak. Kotanjant 100 olduğu için ikinci bölgededir. İkinci bölgede işareti eksidir. Yani kotanjant 100 eksi tanjant 10'dur arkadaşlar. Bu da bize neyi verir? Eksi m'yi. Eksi arkadaşlarım tanjant 20, kotanjant 20'dir. Kotanjant 20 ile tanjant 20'nin çarpımı 1'dir. Bölü. Tanjant 350'ye bakalım. Tanjant 350, tanjant 360 eksi 10'dur. 360 derece cinsinden yazdığımız için isim değiştirmeyecek. Tanjant 10 olacak. Fakat dördüncü bölgede tanjantımızın işareti eksidir. Dolayısıyla eksi tanjant 10 olacak. Tanjant 10 m olduğu için ifade eksi m'dir. Tanjant 170. Arkadaşlarım tanjant 170. Tanjant 180 eksi 10'dur. Bu ifade tanjant 10'a eşittir. İkinci bölgede tanjant eksi olduğu için eksi tanjant 10 olacak. Dolayısıyla bu da bize eksi m'yi verir. Eksi parantezinde m artı 1. Aşağıda da eksi 2m var. Bunlar gitti. M artı 1 bölü 2m cevabımızdır. Bir ABC üçgeninde kosinüs A artı kosinüs B artı C nedir demiş. ABC üçgeninin İç açıları toplamı 180'dir. O zaman B artı C yerine 180 eksi A yazalım arkadaşlar. Bu ifade kosinüs 180 eksi A'dır. 180 derece cinsinden yazıldığı için kosinüs A'ya eşit olacak. Fakat kosinüs ikinci bölgede eksi olduğundan eksi kosinüs A'dır. İfadenin son hali kosinüs A eksi kosinüs A sıfır verir. AB doğru parçası yanda verilen birim çembere T noktasında teğettir. TOB açısı alfa ise AO uzunluğu nedir demiş. Arkadaşlar bu şekilde olan bir ifadede OB sekant alfaya AO ise kosekant alfaya eşittir. Bunu böyle bilirsek çok daha kısa sürede sonuca gideriz. İspatını yapalım. Merkezden TT dik olacaktır. Alfa açısı şuraya da beta dersek alfa ile beta'nın toplamı 90 olur ve buradaki AOT üçgeninde beta 90'dan dolayı OAT açısı alfa olacaktır. Birim çember olduğu için OT uzunluğu 1'dir. Arkadaşlarım AOT üçgenine göre yazacağım. Evet, buradaki üçgene göre sinüs alfa OT uzunluğunun AO uzunluğuna oranıdır. OT uzunluğu da 1'dir. AO o zaman arkadaşlarım 1 bölü sinüs alfaya yani o da kosekant alfaya eşittir. Cevabımız A'dır. İfadesinin değeri nedir?
Arkadaşlarım, böyle bir ifade geldiğinde aklımıza ilk gelen açıları toplamak olsun. Yani demek istiyorum ki 3 pi bölü 18, 2 pi bölü 6'yı toplayınca cevap buradan 9 pi bölü 18, pi bölü 2'yi verir. Arkadaşlarım bakın alfa ile beta'nın toplamı 90'sa bir açının sinüsü diğer açının kosinüsüne eşitti değil mi? Şimdi buradakini ben alfa, buradakine de beta diyecek olursam kosinüs beta ne eşittir? Sinüs alfaya. Yani arkadaşlarım kos kare 3 pi bölü 18 artı sin kare 3 pi bölü 18 olmuş olacak. Kosinüs 2 pi bölü 6, sinüs 3 pi bölü 18'e eşittir. Açıları toplamı 90 derece olduğu için. Bölü. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. Tanjant var. Yine açılarını toplayalım arkadaşlar. Karşımıza ne geliyor? 5 pi bölü 10'dan pi bölü 2 veriyor. Yani açıları toplamı 90 derece olduğu için tanjant 2 pi bölü 5 kotanjant pi bölü 10'u eşittir. Tanjant pi bölü 10. Şimdi arkadaşlarım buradaki ifade bize 1'i verir. Aynı açının kotanjantı ile tanjantının çarpımı da 1'i verir. Cevap 1'dir. 1ABC üçgeninde ifadesinin eşiti nedir? ABC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derecedir. Burada A artı B 180 eksi C olur. A artı B bölü 2 dediği için ifadeyi 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Bize 90 eksi C bölü 2'yi verir. Sin kare 90 eksi C bölü 2 artı sin kare C bölü 2. Arkadaşlarım sinüs 90 eksi C bölü 2 kosinüs C bölü 2'ye eşittir. O zaman burası kosinüs kare c bölü 2'dir. Yanında da sin kare c bölü 2 var. Toplamı bize 1'i verir. XY 0-90 derece arasında bir açıymış arkadaşlar. Olduğuna göre kosinüs 5x artı 4y ifadesi nedir? Gençler bakın şurada ne var? Aslında 4x artı 4y artı x var. O yüzden bu ifadeyi 4 ile genişleteceğim. Ve buradan 4x artı 4y'yi pi bulduk. Arkadaşlarım o zaman bu ifade bize neyi verecektir? Burası pi olduğuna göre kosinüs pi artı x'e. 180 derece cinsinden oldu. İsim değiştirmeyecek kosinüs x olacak. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs x'tir. Buradaki açılar dar açı olduğu için dar açının tanjantı pozitif gelmiş. Karşı bölü komşu 3 bölü 4'tür. 3, 4, 5 üçgenidir. Kosinüs x ne gelir o zaman arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 gelir. Dar açının yani birinci bölgedeki bir açının kosinüsü de pozitiftir. Önünde eksi var. Eksi 4 bölü 5 cevabımızdır. İfadesinin eşiti nedir? Bunu şöyle parçalayabiliriz. 1 artı tanjant x, 1 artı kotanjant x bölü 1 artı tanjant x eksi kotanjant x. Arkadaşlarım burayı parçalayalım. 1 artı tanjant x bölü 1 artı tanjant x artı 1 artı kotanjant x bölü 1 artı tanjant x eksi kotanjant x. Buradan 1 geldi. 1 artı. Şuradaki ifade ise arkadaşlarım 1 artı kosinüs x bölü sinüs x'ten bize sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x'i verir. Buradaki ifade 1 artı sinüs x bölü kosinüs x'ten sinüs x artı kosinüs x bölü kosinüs x'i verir. Yanında da kotanjant x var. Bakın burada sadeleştiriliyor. Şunlar gitti. Ters çevirip çarptığımda 1 artı kosinüs x bölü sinüs x eksi kotanjant x. Bunun kendisi de kotanjant x'tir. İfadeler birbirini götürdü. Cevabımız 1'dir. KLM dik üçgen. KLM herhalde burası K arkadaşlar. KN açıortay diklik verilmiş 3 5 kosinüs alfa nedir? Açıortay özelliğimizi hatırlayalım arkadaşlar. Burada eşit açılarımız var. Kenarlar AB CD olsun. Açıortay özelliğinde A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşittir. O zaman buradaki bu özelliği uygularsak 3K'nın 3'e oranı 5K'nın 5'e oranına eşit olacaktır. Yani K eşittir K gelir. Buradan arkadaşlarım ne olduğunu görüyorum. 3K, 4K,
5K üçgeni olduğunu görüyorum. 4K'mız DM uzunluğuna eşit. Yani 8'e K'mız 2'dir. K 2 ise 5 kere 2 10 olur. Kosinüs alfa buradan komşu bölü hipotenüsten yani 8 bölü 10'dan 2'ye böldüğümüzde 4 bölü 5 gelir. KDMN yamuk. Yamuksa üst kenarla alt kenar birbirine paraleldir. Soruda o paralelliği vermiş arkadaşlar. KN3, NM5, ML4, KL10. Kosinüs alfa nedir? Bu tür sorularda hemen yandaki kenara bir paralel çizelim arkadaşlar. Paralel kenar olduğu için burada KN uzunluğu 3 ise buradaki uzunluğumuz da 3 olacaktır. NM5 ise şuraya T noktası diyelim. KT uzunluğu 5 olacaktır. Tamamı 10 olduğuna göre TL uzunluğu da 5'tir. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni geldi. M açısı, TML açısı 90 derece olur. O zaman kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5'i verir. KLN dik üçgen elimizde 2 tane diklik var. MN uzunluğu nedir demiş. Arkadaşlarım bakın burası alfa ise şuraya beta diyelim. Beta ile alfanın toplamı 90'dır. Dolayısıyla burada beta olacaktır. Beta alfa 90'dan 180 dereceye ulaşırız. Bana MN uzunluğunu soruyor yani burayı soruyor. Arkadaşlarım şuraya x dersek açının tanjantı KMN üçgeninde bize karşı bölü komşudan sin alfa bölü x'i verir. Tanjant alfa sin alfa bölü kos alfadır. Sin alfalar gider. X'imiz kosinüs alfaya yani MN uzunluğumuz kosinüs alfaya eşit olur. Şekilde verilen KDMN karesinde 3TK NT uzunluğuna eşittir. Diklik verilmiş kotanjant x nedir demiş. Arkadaşlarım o zaman ben TK'ya 1 dersem NT uzunluğu 3'ü verir. Karenin bir kenarı 4 oldu. Dolayısıyla şurası da 4 olacak. Kare olduğu için burada dik açı vardır. 3, 4, 5 açısı karşımıza çıktı. Şuraya alfa açısı dersek iki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. X eşittir 90 artı alfa. Kotanjant x'i sorduğu için her tarafın kotanjantını alalım. Kotanjant x bakın 90 olduğu için isim değiştirecek. Tanjant alfa oldu. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksidir. Kotanjant x eksi tanjant alfadır. Bakın burada alfa var. Şuradaki açı 90 eksi alfa olur. O zaman burada NMT açısı alfa olacaktır. İç açıları toplamı 180'i verdi. Tanjant alfaya ihtiyacımız var. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 3 bölü 4'tür. Tanjant alfayı yerine yazalım. Kotanjant x eksi 3 bölü 4'ü verir.